Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size nasıl Barcelona'ya gittiğimizi göstereceğiz. Evet. Kameramızda çekim yapacağız. Oraya geldiğimizde çekim yapacağız. Ondan sonra oteli göstereceğiz. Yani izlemede kalın. Evet, yine Barcelona'ya gidiyoruz arkadaşlar. Evet, girişim nasıldı? Güzeldi. Müthiş değil mi? Evet. Arkadaşlar bugün Barcelona'ya gidiyoruz. Hava şu an Viyana'da biraz soğuk, ceketlik bir hava var. Barcelona bilmiyorum nasıl. Havalar biraz daha sıcak olacak. Ama geleceğimiz gün yağmurlu maalesef. Ona moralimiz çok bozuldu. Ama ne öğreneceğim? Hayat devam ediyor. Hadi hep beraber gidelim o zaman. Hadi bakalım. Evet, ben de böyle hazırlandım arkadaşlar. Bu hoodie elbisemi giydim. Çok rahat. Tam da böyle uçaklık bir üst. Evet, biz birazdan çıkarız. Saat şu an 11'e giriyor olması lazım. Leyla bizi arabayla götürecek. O sonra arabayı yeri getirecek buraya. Erken gidiyoruz. Saat 4.30'da bizim uçağımız. 4.35 hatta, ama Ryanair'ı biliyorsunuz inanılmaz bir sıra var. İlkemlerle gittiğimizde de sabahın köründe ne kadar sıra vardı görmüştünüz. Yine aynısı olacak. O yüzden biz mecburen erken gitmemiz lazım. Çünkü bu sefer valizimiz de var. İki tane sırt çantası ayarladık. Bir tane valizin içerisinde ikimizin eşyası var. Bir de küçük çanta alacağım yanıma. Öyle. Zaten Ryanair'da 20 kilo hakkınız var sadece. Ekstradan istiyorsanız almanız gerekli. Evet, çok güzel geçeceğinden eminim. Çok büyük bir etkinlik olacak. Barcelona'da Herbalife'in en büyük etkinliklerinden biri olacak. Orası için sabırsızlanıyorum gerçekten. Bakalım, size de böyle güzel güzel çekimler orada yapmak istiyorum. Bakın, Türk bayrağı bile koyduk. Kendi ülkemizi temsil etmek için Türk bayraklarımızı da aldık. Çok güzel olacak, çok heyecanlıyım. Elbisemi size yakından da göstereyim. Bakın böyle upuzun. Bir de şöyle çorap giydim. Çünkü spor ayakkabılarla güzel duruyor bu şekilde. Annem bunun altını birazcık kısaltmıştı hatırlıyorsanız. Çünkü bu çoraplarla giyinebilmek için kestirmiştim ben altını. Bayağı uzundu zaten ama şimdi tam ideal oldu. O zaman artık size orada güzel güzel çekimler yaparım. Görüşmek üzere şimdilik. Evet Cevdet Bey, hazır mısınız? Hazırız. Tatilimiz başlıyor. Evet. Tatilden daha fazla ziyade eğitim. Yani ama bizim için tatil de olmuş oluyor bence. Ya ama tatil niyetine bakmamak lazım. Eğitim, biz orada kendimizi geliştirmeye gidiyoruz. Geleceğimiz için. Yani orası tabii, o da var ama bir nevi de tatil olmuş oluyor. Aynen, ama tatil arka planda yani. Arkadaşlar biz şu an havalimanındayız. Çekim bölümüne geldik. Haydi bakalım. Diyoruz arkadaşlar. Valizlerimizi verdik. Geçiyoruz şimdi. Cevdet de orada. Ben YouTube'u çekiyorum şu an. Şu an giriş yaptık. Gördüğünüz gibi evet. Bilet kartım burada. Evet. Toplandık sülalece. Gidiyoruz. Evet. Haydi bakalım. Evet, çok heyecanlıyız. İlk ekstravagansımız. İlk ekstravagansımız. Evet. Beni neler bekliyor bilmiyorum ama pozitif bir şekilde. Biz de girebiliyor muyuz? Aa, adam bize kıyak geçti. Adam anladı bizi. Her böyle. Kokularının güzel olduğunu biliyorum bunların ama hiç koklamadım. Aynen şu mavinin de galiba. Maviydi o değil mi? Sıkayım mı? Hayır, bana sıkma sakın. Evet, şu an boarding zamanı. Arkadaşlar uçağa biniyor sonunda. Evet, şimdi uçağa bindik arkadaşlar. Ben böyle kitabımı da aldım yanıma. Şu an indik. Ben yine bütün
Saat uyumuşum. Uyusun, sabaha kadar uyumuşum. Ben her uçağa bindiğimde uyurum. Ben de telefonda bir şeyler izleyeyim. Şu an Barcelona'dayım. Al şey getirdi. Ha senin zaten çok geldi eve. Benim çok geldi ya. Ama happy night 20 kuru. Ya en mark 20 işte siz çok yeni. O zaman sizinki az bile. Ben evet. Tek kendim ya. Olamam. Bakalım bizim valiz nerede? Şu an valizleri bekliyoruz. Cevdet aldı bile. Ama doğrusu mu acaba? Ben gördüm valizimi kayboldu. Gelir bir daha. Ekipçe bakın buradayız. Taksiye bineceğiz. Ay, hava çok güzel. Evet arkadaşlar. Ama benim telefonum niye böyle? Evet, biz otelimize geldik. Bakın burada kalacağız. Catalunya Park. Catalunya'ya geldik. İspanya, Catalunya'dayız. Böyle bir yerdeyiz. Evet. Şimdi otelimize geldik. Çok güzel duruyor. Bakalım içerisi nasıl? Evet, bütün ekiplerce buradayız. Bizim numaramız... Ben içeriği merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar az önce belki de dolandırılıyorduk. Bizimle bir çocuk takıldı. Biz de sandık ki ekibimizden. Abi 509. Allah seni... Allah seni Cevdet. Neyse sonra anlatayım size. Cevdet. Hadi bakalım girelim odamıza. 509 numara. Merak ettim oda nasıl? Güzel. Fena değil. Böyle bir yer bakın. Şöyle geniş açı aldım daha iyi görünür. Şurada yatak. Ama ışık. Sadece böyle ışık. Evet. Şurası işte giriş. Girdikten sonra şurada bir masa var. Temize benziyor bakcım. Şurası da manzaramız. Oo. Balkon yok. Bir de tuvalete bakalım. Ve burası da böyle. Yani temiz duruyor. Keşke ama terlik alsaydım. Unuttum ya. Orada balkon yok. Terlik unuttuk biliyor musun Cevdet? Temiz duruyor gibi. Güzel. Şimdi yemek yemeye gideceğiz arkadaşlar. Ben de çok yoruldum. Manzarası çok güzel. Böyle görünüyor. Aa, bakın biz Luna Park'a gitmiştik. Şimdi hep birlikte yemek yemeye gideceğiz. Arkadaşlar şu an ekipçe gezmelere gidiyoruz. Böyle yemeğimizi yedik ama o kısımları çekmeyi unuttum size. O kadar acıkmışız ki hiç o anda unuttum yani. Arkadaşlar bu ekip katastrofu için hakkım yok. Evet bakalım şimdi bilmiyoruz nereye gideceğiz. Bir yerlere şimdi geziyoruz. Burada da var ekibimizden. Günaydın canlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünden devam ediyoruz. Ben şu an hazırlanıyorum. Şöyle şalımı yapıyordum. Birazdan hazırlanacağız. Extravagant için kayıt işlemini gerçekleştirmemiz lazım. Onu birazdan halledeceğiz. Ondan sonra Barcelona'yı gezeceğiz. Sizi tabii ki yanımda alacağım. Hadi bakalım ben devam hazırlanayım. Ondan sonra görüşürüz. Arkamda o kadar güzel bir manzara var ki size çektim. Çok güzel. Ben şu an böyle çayımı hazırladım. Bardak yok burada maalesef. Bir de kettle da yok. O yüzden soğuk suyla yaptım çayımı. Bir de tabii ki kahvaltımı da içiyorum. Cevdet duşta. O da hazırlansın sonra çıkacağız. Çanlar burada çalmaya başladı. Çok güzel ya. Buradaki manzara çok beğendik. Öyle bakalım. Bugün böyle kirazlara büründüm. Aslında yağmurlu gösteriyor hava da.
Bilemedim. Ben şimdi mesela topuklu ayakkabı giymek istiyorum. Yanıma sırt çantası da alacağım. Spor ayakkabısı koyacağım ona. Yorulursam ne olur ne olmaz. Hiç riske atmak istemiyorum. Öyle bakalım. Evet, Cevdet size görün. Cevdet de hazırlandı. Şu an hazırlandık. Aynen. Şimdi ekstravaganza kayıta gidiyoruz. Hı hı. Kayıtımızı yapacağız. Orada da size biraz çekeriz. Ay, açık mıymış abla? Tam da registreyi mi yapmak istiyorsun? Evet, şu an merkezdeyiz. Yaram bana. Evet. Bizim oranın Ştefas Plus'ı burası. Kayıt işlemi için buraya gelmemiz lazımdı. Öyle görünüyor. İnanılmaz bir yer arkadaşlar. Dünyanın her yerinden insanlar geldi. Ve çok çok büyük bir etkinlik olacak. Ve inanılmaz bir hafta sonu bizi bekliyor. Çok heyecanlıyız. Herkes kendi bayrağını getirmiş. Biz de Twitch Türk bayraklarımızı getirdik. Şimdi burada kayıt işlemi olacak. Evet, şu an tiketlerimizi aldık. Gel beraber fotoğraf çekin. Tamam. Bir fotoğraf çekinip hemen size geri dönelim. Evet arkadaşlar, çok heyecanlıyız. Haydi. Thank you so much. Thank you. Evet. Çantalarımızı aldık arkadaşlar. Hadi gidelim. Neler var içinde? Orada göster, dışarıda. Çekilelim. Çok güzel ya. Kabalap çipsimiz. Triplentimiz. Çok inanılmaz heyecanlıyız arkadaşlar. Cevdet, heyecan var mı? Heyecanlı. Çok büyük bir etkinlik. Hediyeme bakın arkadaşlar. Çok büyük bir etkinlik bizi bekliyor. Evet. Action, action. Şimdi şunlarla fotoğraf çekelim. Grupça bir tane çekelim. Ha, senin geçmiş bile. Hadi Gülsüm, senden sorayım. Arkadaşlar şimdi burada birazcık bir şeyler yedik. Çünkü Barcelona'nın yemek konusu biraz sıkıntı. Ancak böyle aperatif şeyler yiyebilirsiniz. Ekipçe Sagrada Familia'ya geldik. Buradayız şu an. Birkaç resim çekildik. Ay, yoruldum ama Cevdet. Evet arkadaşlar. Bugün girişim, demin gördüğünüz gibi girişimizi yaptık. Registrasyonumuzu yaptık. Şimdi akşama kadar gezeceğiz. Zaten İspanya'yı gezmiştik. Bir daha gezeceğiz Gülsüm'le. Evet. Ondan sonra akşama da Herbalife'in bir eventi var. Ona katılacağız akşam. Orada da size biraz çekim yaparız. Evet, güzel gidiyor. İspanya güzel. Hava güzel. Tişört. Tişörtle geziyorum. Yağmur yağacak diyorlardı ama hiç de yağmadı. Hava muhteşem. Evet. Şimdi dondurma yiyeceğiz orada. Evet, şimdi dondurma yiyeceğiz. Ondan sonra... Ama çok kalabalık. Park Gül'e gideceğiz. Park Gül meşhur bir yer burada. Evet. De Park Gül'e geldik tekrardan. Buralara gelmiştim zaten ve sizi vloglamıştım. O yüzden fazla çekmeyeceğim arkadaşlar. Hep birlikte buraya geldik. Ben toplamadım arkadaşlar. Şimdi otelimize geldik. Şuraya bakın. Biz şey asmamıştık ama yine de toplamışlar. Arkadaşlar... Şimdi parti, gala gecemiz olacak. Orası için hazırlanıyoruz. Bakın size ütüyü göstermek istiyorum. Küçük ama bence çok güzel ütülüyor. Çok beğendim. Ufak mufak ama işinizi görüyor arkadaşlar. Böyle ütü izlerini çok çok iyi açıyor. Ben böyle siyah saten elbise giyeceğim. Cevdet daha bilmiyorum ne giyecek. O kısa dışarıya çıktı, bakkaldan bir şeyler alayım dedi. Öyle bakalım. Siyah saten elbise giyeceğim. Bunu şuraya astım. Ütüledim bile. Şimdi bunu ütüleyeceğim. Biraz da kestirmiştim arkadaşlar. O yüzden sesim böyle çatallı çıkıyor. Hazırlandık arkadaşlar. Ben bu elbisemi giydim. Şu hatta ışığın oraya geçersem daha güzel olur. Cevdet de hazır. Cevdet. Ama ışıkta bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Güzel olmuş, böyle karizmatik, yakışıklı. Evet, güzel oldun. Hadi çıkalım o zaman, görüşürüz. Evet, herkes çok güzel hazırlanmış. Bakın kızlar. Ha, geliyorum.
şimdi taksiyle geldik. Cedir onu kapat, telif yerim ha. Burası bakın. Bay bay. Buraya giriyoruz. Haydi bakalım inelim. Gençler hazır mısınız? Hazırız Cedit. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Kapıyor. Asıl abla sen oradan inmedin mi? Oo. Wow. Bayağı efsane. Şikimiki bir yer duruyor. Güzel bir yer. Tüm havalafçılar burada. Cedit çok güzel bir yere geldik değil mi? Evet arkadaşlar işte böyle şikimiki partiye gidiyoruz. Tüm şu an Almanya'dan, İsviçre'den, Hollanda değil mi bir de? Bir de Avusturya. Evet arkadaşlar şimdi müthişim bir resim çekineceğim. Ondan sonra içerideyim. Bakın. Gel seni şurada çekeyim ben. Evet arkadaşlar geldik. Muhteşem duruyor. Bakar mısınız? Çok güzel bir yere geldik. Daha içeri girmedik. Dışarıda resimler çekiliyoruz şu an. Evet. Şimdi Mustafa abi. Ha ben mi çekiyorum? Günden günaydın. Saat şu an 6.30 arkadaşlar. Çok erken kalktık. Ama bilerek yerimizi almak için. Çünkü inanılmaz kalabalık olacak orası. Aynen. Çok hızlı koyanlar. Evet çoğu insanlar erken kalkacak. Gidecek. Biz de erken kalktık. Aa, bak kalkanlar var. Gidiyorlar bile. Günaydın. Taksiyi çağırıyoruz hep birlikte. Böyle bir grup şeklinde taksi daha mantıklı olacak çünkü bu saatte metroların çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. İnanmıyorum bu ne? Çok kalabalık. Bu saatte Cedit herkes biz gibi düşünmüş. Evet sıraya durduk arkadaşlar ama bayrağımı unuttum resmen. Onun için çok üzülüyorum şu an. Neyse bakalım o kadar sıra var ki arkadaşlar. En son sıradayız şu an ve bu sıranın biteceğinden hiç emin değilim. Hayırlı saat. We'll be right back.
arkadaşlar, ekstravagansamız bitti ama ondan sonra bahsedeceğim çünkü hala etkisindeyim. Şimdi böyle ufak bir ekip grubumuz böyle birlikte şu an resim çekiliyorlar. Şöyle bir yere geldik, bakın manzarası çok harika. Yemek yedik şimdi. Çekeyim sizi hadi erkekler. Biz kızlar olarak da çekildik. Birazdan işte gideriz otellere doğru. Baya güzel bir gündü. Çok çok harikaydı. Yani inanılmaz bir etkinlikti. Hala etkisindeyiz. 60 ülkeden farklı insanlar vardı. Ve Türkiye'yi, Avusturya'yı biz de temsil etmiş olduk orada. Muhteşemdi yani, böyle anlatamıyorum. O atmosfer bambaşkaydı. Evet, bakalım şimdi birazcık burada gezeriz. Ondan sonra da artık otellere dağılırız. Böyleydi yani, inanılmaz bir gündü. Size de çekmek istedim bunu. Artık daha sonra da görüşürüz. Burada Barcelona'da Zara'ya girdik. Çok güzel şeyler vardı. Ama bir şey almadım ben. Baya baya da fark var. Böyle 10 euro oynuyor yani gerçekten. Şimdi buraları geziyoruz. Son günümüz. Bu akşam da uçuyoruz geri Viyana'ya. Ben size böyle kesik kesik vlogda paylaşımlar yaptım. Ama böyle önemli olan parçaları sizle paylaşıyorum. Böyle şimdi birkaç yani grup geldik. Onlar alışveriş yaptı. Ama ben bir şey almadım. Almak istemedim çünkü gerek duymadım. İhtiyacım bir şey yok. Çok çok büyük fark var ama mutlaka aklınızda bulunsun burada. İspanya'da. Şu sokaklara bakın. Böyle sokaklar. Arkadaşlar biz ekstravagansadan döneli birkaç gün oldu. Hemen işe koyulduk. İşimizi planladık. Neler yapacağımızı planladık. Ekstravagansa inanılmaz güzel geçti. İnanılmazdı yani, böyle acayip duygulandık. Orada gördüğümüz insanlar 40-50 yaşındaki kapalı kadınlar gördük. İnanılmaz yani. Evet. Orada konuşmacı olarak çıkan. Ondan sonra 70-80 yaşında Türk dedeler, nedeler, evet. Başkanlık takımları olmuş, ayda 30 artık bilmem kaç bin TL kazanan, evet, insanlar gördük. İsteyen herkes başarabilir, inanılmaz bir şey. Biz de şimdilik işe koyulduk. Full motiveyiz, full gaz, çalışacağız. Kendimizi daha çok odaklayacağız. Güzel geçti. Yaklaşık 10 bin kişi vardı. 10 bin kişiden biraz fazla insan vardı. Bu biraz daha küçük bir etkinlik oldu. Normalde Herbalife'in ekstravagansaları çok daha büyük oluyor ama koronadan dolayı böyle küçük tutmaya baktılar. Evet, güzeldi. Artık yavaş yavaş kendi işimizi planlıyoruz. Nasıl daha iyi yerlere geleceğimizi. Yani hayat devam ediyor arkadaşlar. Evet, çok güzeldi arkadaşlar. Duygularımızı sizinle o an paylaşamadık. Dönünce burada bahsedelim, evet, dedik. Çok stresliydi yani, oraya git, buraya git, oraya git, onu yap, bunu yap. Bayağı biraz şeydi, yoğundu. Evet. Çok da insan vardı zaten. Yani hep çekemedik. Bir de eğitim aldık orada. İnanılmaz insanlardan eğitim aldık. Aslında tatil gibi de değildi de Ceydet'in dediği gibi eğitim çoğunlukla için gittik. Eğitimdi tabii yani. İnanılmaz şeyler öğrendik orada. Evet. Şimdi geleceğe bakacağız. Evet, bu arada bu ses ne diye soracak olursanız, probe alarm yapıyorlar. Şey. Aa, duymamışlar hocam. Test, siren sesleri. Onu telefonla duymamışlar. Bilemeyeceğim artık. Neyse, haydi kapanış yapalım Cevdet. Evet arkadaşlar, o zaman hoşunuza giden bir video olmuştur inşallah. Bu video daha çok Herbalife üzerinde, ekstravaganza üzerinde. İçini Herbalife'i bir böyle tam resim olarak görmeniz için bir çekim yaptık. Umarım beğendiğiniz bir videodur. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.